Fiyatlar nasıl sizce? Berbat. Bence berbat. Bence hiçbir denetim yok. Ekonomide her şey düştü diye hani şey yaparken pazarlarda, marketlerde her şey almış başını gidiyor. Yumurta olmuş kolisi 200 lira, 180 lira. Peynirin kilosu olmuş 400 lira, 350 lira. Zeytinin kilosu. Hangi şeyde indirim varsa gelsin denetlesinler. Şimdi ben pazarı dolaşıyorum. Pazarda hiçbir şeyin ucuz olduğu bir şey yok. Bragoni geçen haftadan daha pahalı yani. Onun için yani halkın bir şey alacağını ben tahmin etmiyorum. Yani boş millet dolaşıyor yani. Siz alabiliyorsunuz. Şimdi ben bazı şeyleri alıyorum. Ama ben alıyorum diye yani genelde ben bile bu işten rahatsızım. Geçen hafta ben yumurtayı 130-140 liradan aldım. Şimdi 175 lira yumurtanın golisi. Buna ne oldu da bu fiyatlar yükseliyor? Yani git pazara, bibere bak, patlıcana bak, salatalığa bak. 100 lira bir salatalığın kilosu olur mu? Yani ben enflasyonun indiğine inanmıyorum. Enflasyon inse halkın cebine yansır. Onun için böyle emekli parası 15-14-15 bin lira, 10 gün 15 gün dayanmaz bu fiyatlara. Palıkları diyorlar, hani palamutlar şöyle indirimde böyle 150 lira tanesi. Hatta 200'e çıkmış idi da şimdi 150 liraya indi. Yani gerçek bu enflasyonu halka anlatsınlar. Halkta enflasyon diye inen böyle bir şey var ise gelsin bunu halka anlatsın. Yok böyle bir şey. Onun için bakıyorum ben dolaşıyorum. Millet akşama kadar dolaşıyor. Akşamdan sonra pazar bunun uç misli kalabalık zannediyor ki şeyler fiyatlarda düşecek. Düşme yok. Hiçbir şey yok. Onun için burada gerçek indirim. Ben 27 liraya zeytinin kilosunu alıyordum. Şu anda zeytinin kilosu 300 lira. 350 lira. 30 liraya peyniri alıyordum. En iyi peyniri. Buradan bir 2-3 sene evveli. Şu anda bir Türkiye'nin 100-200 lirası yarım kilo peynir alıyor. Yarım kilo peynir. Anladın mı? Bunun gibi sütün kilosunu ben alıyordum 2 liradan, 3 liradan, şu anda 50 lira, 45 lira, 50 lira. Yani bunu çoğaltmak mümkün. Elmanın kilosu olmuş şimdi burada bakıyorum. 40 lira, 50 lira. Yani ucuz olan ne var? Şimdi ben bir şey diyeyim sana. Bizim halkta da bir şeylik var. Ben şunu diyorum, şuna inanıyorum. Bu yabancının buradan gitmesi şart. Niye biliyor musun? Onlar buradaki halk bir simit almaya hesap ederken o istediğini alıyor. Yanlış anlama. Burada şimdi ben bunu yaparken yabancı gitsin. Bu başka Bardili de değilim. Ben ölümüne de AK Partiliyim ve işin gerçeğini söylüyorum ben. Yani ben oyumu da ona veriyorum, ona verdim. Anladın mı? Karnabahar olsun, pırasa olsun, patates, soğan bilmem ne olsun. Ya devletin işi denetlemektir. Bu şeyleri, stokları, bunları şey yapması lazım, araştırıp çıkarması lazım. Limon 20 liraya alıyordum. Limonun kilosu şey şimdi bilmiyorum hani bunlar da doğru limon değil ya, şey diyor 100 lira. Bir tası tanesi 10 lira.
Yani hangisini anlatalım? Neyi anlatalım? Gette ben şeye de söyledim hani. O eski pagana söyledim ben. Dedim sen dedim. Aleyküm selam. Sen dedim git bak dedim. Sen indirim nerede var? Ucuzluk nerede var? Git dedim bak ben dedi bunu reize söyleyeceğim. Yani, burada mı söylediniz? Pazarda mı? Hayır. Ben onu başka bir yerde bir yemekte rastladım onu. Orada söyledim ona. Dedim ona. Eski çalışma bagali. Şu anda değil. Yani bir Vedat bilmem neydi. Hani söylemek istedim. Devlet biraz halka eğilsin. Anladın mı? Her şey yaptıkları güzel yollar, yolları yaptı, köprüleri, şunları bunları yok. Bekle. Ondan sonra yaptı ama şurada ekonomiye bire eğilsin devlet. Halkı rahatlasın, halkı ferah. Bu yabancı bu ülkeden gitsin. Niye gitsin? Bunların istediklerini bunlar alıp fiyatları bunlar yükseltiyor. Ben size saygıyla hani şey yapıyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Fazla. Ben doğuma bir mefah dediğim bu zamana kadar böyle fiyat görmedim. Allah yardımcımız olsun. Sizde meyveleri umduğunuz gibi mi? Yok değil. Çok fazla onlarda. Yani yetişemiyoruz. İnsan hiçbir şey alamıyor. Gerçekten. 500 lirayla çıkıyorsunuz yarım kilo alıyorsunuz. Yani onu bile alamıyoruz. Ülke gerçekten çok kötü durumda. Onlara hala daha dokunamadım bile daha yani. Gerçekten. Yanaşılmıyor yanlarına. Her şey pahalı. Ankara'daki laf duymasın. Her şey pahalı. Bak emekli nerelere gidiyor. Alabiliyor musunuz? Ya biraz zorlanıyoruz. Nasıl olsa bunlar yayınlanmayacak. Boşver. Yayınlayacaklar. Yayınlayacak. Haberleri olsun millet zor durumda. Bak herkes nasıl uğraşıyor, mücadele ediyor. Ankara'dakiler duysun da emekli maaşını 25, asgari ücreti 30 yapsınlar. Her şey çok pahalı. Fakir fukarayı düşünen yok ki. Devlet aldı başını gitti. Ne diyeyim başka? Vallahi ben dün değil evvelsi gün pazartesi pazarı var. Karim Kore'ye de çıktım. Memleketteydim. Buraya geldim. Pazarın daha başından bir girdim. Şok oldum fiyatları. Niye şok oldum? Bir defa 60 liradan 70 liradan aşağı bir şey yok. Hani sebze olarak. Meyve olarak meyveler zaten üst şeye çıkmış. Yani 70, 80, 90. Aldığımız biz emekli insanız. 12,5 lira maaş alıyoruz. Şimdi o maaşla biz şimdi bunları almaya kalksak vallahi biz akşam saatlerini bekliyoruz tabiri caizse. Akşam saatlerinde bakıyoruz daha ucuz olur tezgahı. Artık pazarcılar da uyanmış. Akşam saat ucuz diye bir şey yok. O aynı fiyat aynı şeyle gidiyor yani. Vallahi bu fiyatlardan çok şikayetçiyiz. Yani bir an önce yetkililer yani artık devletimiz bunu bir önlem alması lazım. Pazar yerlerinden ziyade üstünden tanzim satış yerleri vardı. Üreticiden tüketiciye. Şimdi üreticiyi dinliyorsun. Ben de diyor patates diyor tarlada 5 lira diyor. Pazara geliyorsun 3 kilo 100 lira diyor patatese. Bu kim yapıyor? Bu aradaki parayı kim kazanıyor? Nasıl oluyor? Ben onu anlayamıyorum. Yani orada 5 lira ise burada belediyenin boş arazileri var. O boş arazilere bu büyük kamyonlar geliyordu. Önceden yapılıyordu bu. 20 sene önceden yapılıyordu. Açıyordu kasayı. Tanzim satışları. Bir fiyatı belediye belirliyordu. Vatandaş da orada güzel şekilde istifade ediyordu. Ama şimdi geliyorsun buraya dolaşıyoruz pazar. Dolaşıyoruz. Herkes birbirine anlaşmalı. Limon şimdi burada 10 liraysa orada da 10 lira. Orada da 10 lira. Önceden böyle değildi. Mesela 8 oluyordu, 7 oluyordu, 6 oluyordu. Biz orada istifade ediyoruz. Ama şöyle bir şu an öyle bir istifade yok. Anca bakıyoruz işte balıkları 150 lira bakıyor. 4 kişi bir aileyiz yani. 2 tane balık almak için 300 lira. Salatası malatası bunu düşün 500 lira. Yani bir de bunu yemediğin gibi bir de dışarıda öyle ekstra gidip de bir lokantada yemek yiyelim. Öyle bir lüksümüz de yok yani. Yani fiyatlar vallahi ne diyeyim yani tavan yapmış. Bayağı bir tavan yapmış. Sebze meyveleri. Ispanak 60 lira olur mu ya? Ispanak ya 60 lira ya. Hani en ucuz fakirin yemeği diyorsun. Ispanağı yumurtaya koyuyorsun. Zeytinyağlı yapıyorsun. Pırasa 60 lira. 50 lira 60. Karnabahar 80. Yanaşamıyorsun yani. O brokoli uçmuş zaten. Onun yanına hiç gidemiyor. Bir avuç 15 lira. Ne yapayım avuç mu yiyeceğiz? Tavşan gibi her gün avuç mu yiyeceğiz? Yani alabileceğimiz böyle bir sebze ucuz bir sebze yok yani. Bir şey yok yani. Nasıl yapacağız bilmiyorum yani. Yetkililerden bu konuda yani
acil çağrı bekliyoruz yani, acil bir şeyler yapsın. Yumurta 7 lira olmuş ya. 7 lira tanesi yumurta ya. Onun için bu sıkıntı yani Türkiye'nin genelinde var. Parası olan yiyor, parası olmayan da bakıyor. Bu kadar basit yani. Fiyatları nasıl buldunuz kızlar? Çok pahalı. Gerçekten bunlar yani çok az bir fiyatı da, ama şimdi 50 liradan aşağı hiçbir şey yoktur. Yapamıyoruz. Yapamıyoruz. Genel olarak yeterince sebzeyi. Ama insan istediğini tabii ki alamıyorsun, ama bütçesine göre işte yarım kilo da olsa almaya çalışıyoruz. Kız sebzelerini yani karnabahara baksana çok pahalı. Nasıl alıp da yedirelim çocuklarımıza, torunlarımıza? Ispanak bile ne çok pahalı. Ispanak kilosu 50 liradan aşağı yoktur. 10 liralık, 15 liralık ıspanak 50 lira. Ekonomi yetkilileri enflasyonun düşmeye başladığını söylüyor. Sizce düşüş var mı? Yok, hani ya. Düşse zaten o zaman sebzelere, meyvelere her yere uğraması gerekmiyor mu bunlar? Olması gerekmiyor mu? Olmuyor. Marketlerdeydi, buralarda öyle. Bakmadım daha ama. Karnabaharın fiyatını öğrenebilir miyim? 80. Nasıl sizce? Yani yüksek. Genel olarak? Genel olarak normal. Genel olarak yani 2-3 haftadır böyle. Normalde daha önceki haftalar bu kadar değildi. Enflasyonda düşüş var diyorlar. Bir ara oldu, şu aralar yok ama. Hayır, hiç gözlemlemiyorum. Nasıl? Şu anda yükseliş var. Evet, şu anda yani 2 haftaya nazaran yükseliş var. 30 lira. Pahalı diye alamadık. Karnabahar. Evet. Ne kadar kilo? 80 lira işte. Bir kilo karnabahar 80 lira. Nasıl peki? İnsanlar sebzelerini alabiliyor. Pazar bomboş ya. Nasıl alacak insanlarda para yok? Pazar bomboş. Burası kalabalık oluyordu bu saatler. Yürüyemiyordum. Bak kimse yok. Bu hafta biz karnabahar normalde getiriyorduk ama biraz fiyatlar yüksek olduğu için bu pazarda da yüksek mal satamadığımız için getiremedik yani. Bizim he. Nasıl peki kış sebzeleri? Kış sebzeleri aslında iyi. Tek sıkıntılı olan şey hep ser olduğu için, yağışlar olduğu için biraz fiyatlar yüksek. İnsanlar olabiliyor mu? Ya insanlar alabiliyor tabii de, tabii herkes kendi bütçesine göre yarım kilo, 400 gram. Tabii yarı yarıya düşüyor kışın. Hatta bazı dönemler oluyor, biz bile pazara gelmediğimiz gün oluyor. Yani boşa çalışmış gibi oluyor. En iyisi pazara gelmemek. O hafta da çalışmıyoruz. Bir tane bir çay söyle. Karnabahar. Yatak etten yüzde. Yüzü takıyoruz diye yataklandılar. Çıra giriyor. Ya para mı topluyor? Evet. Akşam 99. Proşada.